Faruk Beşer İslamcılık ölür mü? İslamcılık kavramı bize yabancı ama yerine ne koyacağımızı bilmiyoruz demiştik. Yaşadığımız şartlarda işin siyasi, toplumsal ve hukuki boyutlarını düşündüğümüzde bu kavramın anlattığı Müslüman tipini tek kelimeyle anlatabilmemiz zor. İslam'ın ve Müslümanların bundan aciz olduklarından değil, Osmanlı'nın sonuna kadar Müslümanlar hep iktidar oldukları için muhalefet dilini bilmediklerinden. Biliyoruz ki Allah azze ve celle bizim için Müslim, Müslüman kelimesini seçmiş ve ben Müslüman'ın diyenden daha güzel sözü kim olabilir buyurmuş. Amenna. Ama bu kişinin kendi kimliğini tanımlaması için böyle. Oysa Müslümanlar çeşit çeşit. Namaz kılmıyorum ama kalbim temiz. Beş vakit namazını kıl, etliye sütliye karışma. Müslümanız ama bu zamanda da hırsızın eli kesilmez ki kardeşim. Müslümanız lakin faiz de bugünün bir gerçeğidir. Onsuz olmaz. Müslümanlıktan önce insan olmak lazım gibi pek çok sözü söyleyenler kendileri ben Müslümanım diyorlarsa hadi siz Müslüman değilsiniz diyemeyelim ama bunlar İslamcı'dan sayılmazlar. O halde birilerinin o İslamcı dediklerine biz ne diyeceğiz? Çünkü onlara göre böyle söyleyenler cici Müslümandır. İslamcılarsa merkeze oynayanlardır. Zaten bu yüzden İslamcılığa ya da siyasal İslam'a karşı çıkıyorlar. Yani İslamcının bir hedefi, bir mücadelesi var. Yönetime talip, Müslüman bir millet Müslümanlar tarafından ve Müslümanca yönetilmeli. Allah'ın indirdikleriyle hükmedilmeli diyor. Buna karşı olan iç ve dış güçleri düşman biliyor, gerekirse onlarla her türlü mücadeleyi göze alıyor. İslam yurdu tekrar Müslümanların olmalı diyor. Müslümanlar tek millettir, tek ümmettir diyor vesaire. Diğer taraftan beşine beş ekleyen, gündüz saim, gece kaim abidler de var. İbadetlerini, evradu eskarını birikilerden çok daha düzgün yapıyorlar ama siyasetten Allah'a sığınırız, bizim o taraklarda bizimiz yok, onu dünyaya talip olanlar yapsın diyorlar. Yani İslamcı kavramı onlara da uymuyor. Onun için onlar da cici Müslüman sayılıyor. Çünkü onların da merkez iddiaları yok, hep kenarlarda duruyorlar. Ama yine de biz genelleyerek mesela sufiler İslamcı değildir diyebilir miyiz?'' Çünkü büyük bir sufi olan İmam Rabbani, Ekber Şah'a karşı verdiği mücadelede tam bir İslamcı olarak hareket etmedi mi? Kuzey Afrika'daki Senusi de öyle değil mi? Bu açıdan bakıldığında yine bir sufi olan Şeyh Şamil'den daha yaman İslamcı mı olur? İlk yıllara kadar gidelim. Haricilere İslamcı bir hareket olarak mı bakacağız? Hatta Mutezile de İslamcı mıdır? Uyanış dönemine gidelim. 1850'lerde Hindistan'da başlayan tecdit ve ıslah hareketleri ardından Afgani, Abdü, Reşit Rıza hatta Mehmet Akif birer İslamcı mıdır? Ya da soruyu tersinden soralım. Bunlar da birer İslamcı değil midir? Öbür yandan İmam Rabbaniye ve Şeyh Şamil'e karşılık bugün darbeci Sisi Mısır'da tarikatların ve selefi hareketlerin desteğiyle ayakta duruyor. İslamcı olmakla suçlanan ihvanın terör örgütü olup üyelerinin idam edilebileceklerine fetva veren onun baş müftüsü Ali Cuma hem bir alim hem bir tarikat şeyhi. Beşar Esed'in şu anda en büyük destekçisi Ahmet Hassun yine hem bir alim hem bir tarikat şeyhi. Bunlar İslamcı olmadıkları için darbecilerce seviliyorlar. Sade de gelelim, Sufi ya da değil, İslam için mücadele veren, işgal edilen İslam topraklarını küffardan temizleme azminde olan Allah'ın dediğinin en üstün olması, müminlerin tekrar aziz olması için şartların gerektirdiği her türlü meşru mücadelenin verilmesini isteyen her Müslüman İslamcı olarak görülüyorsa, bizim bu şartlarda bu kavramın yerine ikame edeceğimiz başka bir kavramımız yok. Ayrıca onların İslamcı dedikleri aslında biz olmuş oluyoruz ve bunun için İslamcı kavramını bir çırpıda atamıyoruz. Onun yerine mücahit mi diyeceğiz, şeriatçı mı, ümmetçi mi diyeceğiz? Her biri bunu sadece kısmen karşılıyor. Hatta geçen sene Tunus'un bilgi İslamcısı Kannouşi, İslam birleştirir, şeriat parçalar gibi izahı zor bir söz sarf etti. Belki bu Tunus'un hali hazır durumu için söylenmiş olabilir. O halde yine aynı noktaya gelip dayandık. Kavramı reddetmeyi kastetmiş olması durumu hariç Hiçbir mümin ben Müslümanım ama İslamcı değilim diyemez. Çünkü ötekilerin bugün İslamcıyla kastettikleri kişi tam teşekküllü Müslümandır ve birilerinin zannettiği gibi İslamcılık ölmemiştir. İslamcı olarak ortaya çıkanlar hedeften sapmış, yorulup kenara çekilmiş, dünyevileşmiş olabilirler. Ama bu işi omuzlayacak olanların hep var olacağını bu dinin sahibi haber vermektedir.